Merhaba sevgili kitap dostları. Bugün size Reşit Haylamaz'ın yazdığı Siret Yayınlarından çıkan Buzdan Dağları Eriten Şefkat Güneşi isimli kitabı tanıtmaya çalışacağım. Tabii Şefkat Güneşi dediğimde az çok neyi, daha doğrusu kimi kastettiğimi anlamış olmalısınız. Evet, kitap Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatıyor. Tabii bu motomot bir biyografi kitabı değil. Yani Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan süreyi anlatmıyor arkadaşlar. Daha çok Peygamber Efendimizin öne çıkan birçok özelliğinden bir tanesi olan Peygamber Efendimizin müşfikliği, bağışlayıcılığı ve alçakgönüllülüğü üzerinde durmuş bir kitap. Yazar bu anlamda kitaba Peygamber Efendimizin yaptığı savaşlarla başlamış. Çünkü bazı mahfillerde Peygamber Efendimizin hayatı boyunca savaşlar yaptığı gibi bir algı var. Ancak bu kitapta bunun doğru olmadığını altını çizerek göstermiş yazar. Peygamber Efendimiz problemleri çözmede elinden geldiğince sulh yolunu, barış yolunu tercih ediyor. Bunu yapmak için de son ana kadar fırsatları kolluyor, elinden geleni yapıyor. Fakat artık çare kalmadığında, şartlar savaştan başka bir yolu göstermediğinde eline silahı almak zorunda kalıyor. Savaşların öncesi, savaş anı ve savaş sonrasını yazar bize anlatmış. Peygamber Efendimizin bu minvalde savaş sırasında bile ne kadar az insanın öldürülmesi gerektiği ile ilgili de özellikle hassasiyet gösterdiğini gösteriyor. Ve sonrasında, yani savaş sonrasında ele geçiren esirlere yapılan muamelede Peygamber Efendimizin bağışlayıcılığının, müşfikliğinin en önemli göstergelerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Sonrasında Peygamber Efendimizin yaptığı bazı evliliklerden bahsediyor yazar. İşte Hazreti Safiye validemiz, Cüveyriye validemiz gibi işte bu evliliklerdeki maksatın ne olduğunu ve sonuçlarını bize göstermiş. Onun dışında İslam tarihinde çok önemli bir yer teşkil eden Peygamber Efendimizin sorunları çözmede son ana kadar hatta tüm şartlar aleyhine olsa bile barış yolunu tercih ettiğinin en önemli örneği Hudeybiye Anlaşması'nı inceliyoruz. Yine burada da Hudeybiye'nin öncesi, Hudeybiye sırasında olanlar ve Hudeybiye'den sonra yaşananları yine kitabın ana fikri üzerinden incelemeye çalışıyoruz. Tabii ki Mekke'nin fethi. Yine Mekke'nin fethin öncesindeki yapılan hazırlıklar, fetih sırasında yapılanlar ve fetihten sonra Peygamber Efendimizin Mekke halkına davranışını okuyoruz. Hayat boyu hayatlarını Peygamber Efendimiz'e ve İslam'a düşmanlıkla harcamış olan işte İkrime gibi, Vahşi gibi, Hint gibi kişilerden Peygamber Efendimiz'in Mekke fethi sonrasında nasıl meleklere taş çıkartacak insanlar ortaya çıkarmasına da biz şapka çıkartıyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar kitap boyunca Peygamber Efendimiz'in bağışlayıcılığını, müşfikliğini ve alçakgönüllülüğünü yazar bize delilleriyle anlatmaya çalışmış, göstermiş. Peygamber Efendimiz'i anlatan bir kitaba ona olan sevgimizden ve saygımızdan zaten kötü dememiz mümkün değil. Ama bu kitap gerek diliyle, gerek üslubuyla, verdiği örneklerle, delilleriyle, basit anlatımıyla da okuyucuyu cezbettiğini düşünüyorum. Bu sebeple de kitabı okumanızı tavsiye ederim. Tabii ki her zamanki bir karar sizin. Kitap okurken arkadaşlar bir yerle karşılaştığımda tarihin tekrar ve tekrar teker ürettiğini, siyasetin ve siyasi hırsların insanlara neler yaptırabileceğini okuduğumda yine günümüz dünyası da aklıma geldi. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz peygamberliğini ilan edene kadar Mekke halkı tarafından el-emin, güvenilir insan şeklinde nitelendiriyor. Herkes malını, canını, ırzını çok rahat bir şekilde Peygamber Efendimiz'e teslim ediyor. Ne zaman ki Peygamber Efendimiz peygamberliğini ilan edip İslam dinini yaymaya başladığında Peygamber Efendimiz'e el-emin diyenler bu sefer siyasi ikbal ve hırs uğruna Peygamber Efendimiz'e demediklerini bırakmıyorlar.
İşte bugün ne de baktığımızda arkadaşlar çocuklarımızı, malımızı, canımızı teslim ettiğimiz insanlara bir gecede sonra yine siyasi ikbal ve hırs uğruna terörist demeye başladık. Bu sebeple arkadaşlar, siz kitap dostları lütfen size ezberletilene değil, sizin kendi tecrübelerinize, görgülerinize, sorgulamalarınıza bakarak belli sonuçlara ulaşmanızı acizane ben size tavsiye ederim. Kitap okuyucusunun basiretine her zaman güvenmişimdir. Siz de mutlaka sorgulayın, soruşturun. Ona göre öğrenimlerinizi, öğrenmelerinizi buna göre yapın derim. Kitapta bununla ilgili bir bölüm var. Onu okuyup tanıtımı bitireceğim. Evet. Mekke'de şartların olgunlaştığı ve artık son hamlenin yapılacağı bir sırada hiç beklenmedik bir hadise gerçekleşmiş. Muhammedül Emin'e peygamberlik vazifesi verilmiştir. Yıllardır Mekke koltuğuna göz dikip darbe hazırlıkları yapanlar için bu hiç hesap edemedikleri bir durumdur ve o dakikadan itibaren her şey değişmiş. O ana kadar El Emin deyip dillerinden düşürmedikleri Allah Resulü düşman tanımında ilk sıraya yerleştirilmiş ve baş düşman ilan edilmiştir. Zira onlar için artık o, Mekke koltuğuna gittikleri yoldaki en büyük engel ve halledilmesi gereken ilk hedeftir. Onu düşman ilan ederken 40 yıllık mazisine bakılmamış, güven veren duruşu nazara alınmamış ve menfaat ekseninde öne çıkan siyasetin acımasız kurallarıyla meseleye bakılmıştır. Bediüzzaman Hazretleri'nin dediği gibi, bakışların bulandığı ve hissiyatın kontrolüne geçen bu çizgideki bir siyaset, şeytan bile olsa kendi yanında yer alan insanı melek, melek bile olsa karşı tarafta ilan ettiği yerde insanı da şeytan görmektedir, diyor. Evet. Kitabı tanıtımını bitiriyorum arkadaşlar. Buzdan dağları eriten şefkat güneşi. Reşit Haylamaz'ın yazdığı Peygamber Efendimiz'in hayatından belli pasajlar anlatılan kitabı sizlere tavsiye ediyorum. Kitapta ve sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı izleyip beğenmeyi unutmayın sevgili kitap dostları.